Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Saat Suresi 1. ayet-i kerimeden 26. ayet-i kerimeye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Saat Suresi Mekke'de inmiş 88 ayetten meydana gelen bir sure-i celledir. Surenin hedefi İslam inanç esaslarını işleyen Mekki surelerle aynıdır. Bu mübarek sure Kur'an'ın hak ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmiş bir peygamber olduğuna dair öğütler ve enteresan haberlerle bunlarla ait mucize ve Kur'an-ı Kerim'e yemin etmek suretiyle başlayan bir suredir. Mekke kafirlerinden gördüğü alay ve yalanlamalardan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i teselli etmek ve duyduğu acıları ve üzüntüleri hafifletmek için bazı değerli peygamberlerin kıssalarını ele alır. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam ile Allah'ın kendisine hem peygamberlik hem de hükümdarlık lütfettiği oğlu Süleyman aleyhisselamın kıssasını ve bunlardan her birinin maruz kaldığı imtihanları anlatır. Sonra bunun ardından Eyüp Aleyhisselam'ın imtihan edilişi ve İshak ve Yakup, İsmail ve Zülkif Aleyhisselamların durumlarını nakleder. Allah'ın peygamberlerini ve seçkin kullarını imtihan etmekteki kanununu hızlı bir şekilde ne yapar? Anlatır. Bu mübarek sureye Saat Suresi adı verilir. Saat heca harflerinden bir nedir? Harftir. Sureye bu ismin verilmesi Yüce Allah'ın kendisiyle öncekilere ve sonrakilere meydan okuduğu bu mucize kitabın şanını yüceltmek içindir. Bu kitap bütün heca harflerinden ne yapmıştır? Meydana gelmiştir. Kur'an-ı Kerim heca harflerinden meydana gelmiştir. Evet. Birinci ayet-i kerimeye baktığımız zaman da Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Sâd vel Kur'ânî zikr. Evet. Sâd heca harfleri dedik. Daha önce bunlar hakkında bilgi verilmişti. Bunlar nedir? 29 tanedir. Kur'an-ı Kerim'in surelerin başında bulunmaktadır. 14 tanesi ayrıdır, diğerleri aynı olarak bulunmaktadır. Bu harfler Kur'an'ın mucizeliğine işaret olarak gösterilmiştir. Vel Kur'an-ı zikr, bu yüce Allah'ın yemin ettiği nedir? Bir Kur'an'dır. Yani yüksek şeref, şan ve mevki sahibi Kur'an'a yemin ederim ki, bu yeminin cevabı zikredilmemiş olup takdiri şöyledir. Şüphesiz bu Kur'an bir mucizedir. Muhammed gerçekten doğru söyleyendir şeklinde ne yapılmıştır? Kur'an-ı Kerim üzerine yemin edilmiştir. Sad heca harflerindendir dedik. La mahalle leha minel irab. Vav kasem vavıdır. Yani yemin vavıdır. El-Kur'an-ı Kerim mukassemdir. Mukassem, üzerine yemin edilmiş olan isim demektir ve daima mecrur gelmektedir ve dolayısıyla Kur'an'ı mecrurdur. Zî de Kur'an'ın sıfatıdır. Evet, dolayısıyla muzaftır. El-Zikri de muzaf ile olarak burada bulunmaktadır. Belirlediğine keferu fî izzetin ve şikâk'a buyuruyor Allah-u Teala. Kafirler bilakis imana karşı kibir ve gurur, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı da muhalefet ve düşmanlık içerisindedirler.
Kur'an'ı inkar eden, onda bir bozukluk bulduğu için inkar etmez. Bilakis onu inkar edenler Hakk'a karşı kibir içerisinde, Allah ve Resulüne karşı da muhalefet içerisindedirler. Bundan dolayı onu ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir, buyuruyor Allahu Teala. Bel burada idrab edatıdır. Ellezine ismi mevsul mebni mahallen merfu mübdeda keferu mazi fiil damme üzere mebni vav onun faili fi harfi cer izzetin mecrur cer alameti kesra fi izzetin şibi cümle olarak mahallen merfu ellezine mübdedasının haberidir. Ve şigâgında izzetin üzerine nedir? Matuf bulunmaktadır. Evet. Kem ehlekna min qablihim min qarnin fenade ve la tahine menas. Kem ehlekna min qablihim min qarn. Hakka karşı kibirlenmeleri ve peygamberlerine karşı düşmanca davranmalarından dolayı Mekkelilerden önce gelmiş milletlerden nice milletleri helak ettik. Kendilerinden önce kibirlenenlerin başına gelenleri açıklamak suretiyle kibir ve inkarlarından dolayı Mekkeliler için bir tehdit ifade etmektedir. Fenade velâ tehine menâs. Azap indiğinde kurtuluş ümidiyle yardım ve eman dilediler. Halbuki zaman kaçıp kurtulma zamanı değildir. Helak olan milletler dua ve yardım İstemenin fayda vermeyeceği bir zamanda dua edip yardım dilediler. Çünkü dua ettikleri zaman kaçıp kurtulacak zaman değildir. Menas, kaçıp manasına gelen nas fiilinden türetilmiştir. Geniş zamanı yenustur. Late de leyse gibidir. Yani leysenin en, la, late bunlar nedir? Leyse gibi amil eden mada var, edatlardır. Yani değildir manasınadır late. Evet, bu şekilde gelmiştir ayet-i kerime. Kem dediğimiz zaman bu nedir? Kem nice manasına gelmektedir. Evet, teksirlik yani çokluk ifade eder. Ehlekna mazi fiildir kendisi. Şunzele mebni na onun nesi failidir. Min gablihim mefru bi kaysari. Min garnin o da mefru bi kaysari. Ehlekna fiillerinin mahallen masup. Fe atıf na dev mazi fiil. Damme üzere mebni va faili ve late leyseye benzeyen latedir. Hine muzaf, menasın muzafin ileyhtir. Evet, buradaki latenin ismi hemen nedir? Mahsuftur. Burada late efendim yahinu hine menasın takdirindedir. Yahinu latenin ismidir. Biliyorsunuz latenin ismi her zaman ne gelir? Mahsuf gelir. Hine de onun haberi olarak gelmiştir ve mahsuftur. وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ buyuruyor Allah-u Teala. Müşrikler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesine hayret ettiler ve Allah'ın insandan bir peygamber göndermesini uzak gördüler. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ Mekke kafirleri Muhammed getirdiği mucizelerde şüphesiz bir sihirbazdır. Kendisinin Allah'ın elçisi olduğu iddiasında da aşırı derecede yalancıdır dediler. Allah müşriklere çok kızdı, onları kınadı ve inkar suçunu üzerlerine teşkil ettiği için ve galu onlar demeyip zamirin yerine alel kafirune kafirler dediler şeklinde açık isim ne yapmaktadır? Kullanmaktadır. Çünkü peygambere bu ithamı inkarda ve yoldan çıkma hususunda aşırı derecede ileri gidenlerden başkası ne yapamaz? Yapamaz buyuruyor Allah-u Teala. Ve acibü'deki vav atıf acibü
mazi fiil damme üzere nedir? Mebnidir. Vav onun failidir. En cae dediğimiz zaman eni mastariyedir. Cae mazi fiil ve tacele mebni hüm mefru bissari münzirun fail. Cae'nin faili merfu min hüm mefru bissari vav atıf gale mazi fiil el kafirun onun faili merfu falamiti vav. لَنَّهُ جَمْزَكَّرِ سَالِمْ هَذَا مُبْتَدَى سَاحِرٌ haber مَرْفُ رَفَ لَامِتِ دَمَّ كِذَّابٌ sahirunun sıfatı olarak gelmiştir. اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ buyuruyor Allah-u Teala bu ayet-i cellesinde. O kendisine ibadet edilen Rab bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur diye iddiam etti. İnne hâdâ leşeyün ucab. Muhammed'in ilah birdir diye söylediği bu söz son derece şaşırtıcıdır. Allah onlara lanet etsin. Müşrikler bunu inkar etti ve Allah'a ortak koşmayı bırakmayı hayretle karşıladılar. Çünkü onlar babalarından putlara ibadet etmeyi almışlar ve bu inanç onların kalplerine içirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları putları terk etmeye ve tek ilah inancını kabule çağırınca bunu büyük bir olay saydılar ve hayrete düştüler. Dediler ki tanrıları tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu ne çok tuhaf bir şeydir. Evet. Kafirler toplanıp Ebu Talib'e dediler ki kardeşinin oğlunun üzerimize gelmesine engel ol. Çünkü o dinimizi ayıplıyor, ilahlarımızı yeriyor, düşüncelerimizi aptallık sayıyor. Bunun üzerine Ebu Talip Hazreti Peygamber'i çağırarak bu hususta onunla konuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ey amca, Resulullah şöyle dedi ona. Ey amca, ben onlardan bir tek söz istiyorum. Onlar bu sözde Arap olmayanlara hakim olacaklar ve yine bu sözde Araplar Kureyş'e itaat edecek. Ebu Cehil ve müşrikler şöyle dediler. Evet sana o istediğin sözü ve onunla birlikte 10 söz daha vereceğiz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah deyin dedi. Bunu isteyen müşrikler bağıra çağıra kalkıp yakalarını silkmeye başladı ve şöyle dediler. Tanrıları tek bir tanrı mı yaptın? Bunun üzerine bu ayet-i kerime ne yapmış oldu? Gelmiş oldu. Evet. İstifam edatı ceale mazi fiil faili tahtına müstedir. Hüve. Alihete mefru bisari ilahen o da mefru bisari vahiden onun sıfatı. Hindehul müşebbehe bil fiil hâdâ innenin ismi mahallen masup. Le tekid edatı şeyhünde innenin haberi merfu vücabında onun sıfatıdır. Ve nidale galil mele'ü minhüm enimşü vesbiru ala alihetiküm inne hâdâ le şeyhün yurad. Kureyş'in ileri gelenleri ve işlerindeki sahuk reisler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından çıkıp gittiler. Birbirlerine şöyle diyorlardı. Yürüyün. İlahlarımıza ibadette direnin, Muhammed'in sizi tek bir ilaha ibadet etme çağrısına uymayın. İnne hâdâ leşeyhün yurad. Bu planlı bir iştir. Bunun arkasından Muhammed sizi babalarınızın dininden çevirmek istiyor ki size karşı güçlü olup size hakim olsun. Dolayısıyla ona itaat etmekten sakının şeklinde ne yapıyorlardı? İnsanları bu şekilde Peygamberimize karşı direnmeye çağırıyorlardı. Vav atıf indalaga mazi fiil fetacele mebni el mele'ü o da fail merfu minhüm mefrubi kayseri enim şu en eni tefsiriye la mahalle hamilel irab iyim şu emir fiil mebni bi hasfin nun vav faili vesbiru yine emir fiil onun üzerine matuf mebniyim bi hasfin nun vav faili ala alihetiküm ala harfler aliheti mecrur ve muzaf kümde muzafniyle bu da mefru bi karisari isbiru fiilinin emir fiilinin
İnnehu müşebbehe bil fiil. Hayda onun ismiyle şeyün innenin nesidir, haberidir ve merfudur. Lam tekit için gelmiştir. Yuradü bu da muzari meşhur fiildir ve naibi faili füve olarak bulunmaktadır. Ma semi'na bihada fil milletil ahira in hada illa ihtilak buyuruyor Allahu Teala. Ma semi'na dinlerin sonuncusu olan Hristiyanlıkla böyle bir söz işitmedik. Çünkü onlar ilahın birliğine değil üç olduğuna inanıyorlar. Muhammed Allah'ın tek olduğuna nasıl iddia ediyor? Müşrikler son din ile Hristiyanlığı burada ne yapmaktadırlar? Kastetmektedirler. Yani Kureyş'in dinini kastediyorlar burada. Babalarımızı üzerinde bulduğumuz dinde bu yoktur. İnhada illahtilak. Muhammed'in iddia ettiği bu şey yalan ve iftiradan başka değildir. Sonra müşrikler vahyin aralarında bir başkasına değil de ona verilmesini de inkar ettiler. Evet. Mani fiilatı semi'na mazi fiil sünzele mebni nafaili bihada mekul bi kayisari fi milletil ahira sıfat mevsufla beraber yine mekul bi kayisari inni burada nefi edatı hada mübdeda illa istisna edatı İktila bunda onun nesidir ve bu müptedanın haberi olarak gelmiştir. Demek ki burada inne illa tekit ifade etmektedirler. Evet. E unzil aleyhi zikru min beynina bel hum fi şekkin min zikri. Evet. Bel lemma yezugu adab. Bu ayet kelimeye baktığımız zaman da اَاُنْزِلْ عَلَيْهِ ذِكْرُ مِنْ بَيْنِنَا Kur'an bize değil de Muhammed'e mi indi? Halbuki içimizde malı ondan daha çok, reisliği ondan daha üstün olan kimseler var. Bu soru burada inkar ifade etmektedir. Müşrikler ileri gelenlerinin ve reislerin arasından başkasına değil de onun şereflendirilmesini yadırgadılar. Bu yadırgama peygamberlik şerefinin aralarından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilmesine karşı kalplerinde kaynamakta olan kıskançlıktan meydana gelmiştir. Belhüm fî şekkim min zikri, buradaki bel edatı mukadder bir sözden ıdrap için olup takdiri şöyledir. Onların Kur'an'ı inkarları bir şey bildiklerinden değildir. Bilakis onlar Kur'an'da şüphe içerisindedirler. Onu bu sebeple ne yapmaktadırlar? İnkar etmektedirler. Belle ma yedugu adab. Buradaki bel edatı da geçiş idrabı içindir. Maksat tehdittir. Yani onların şüphelerinin şüphelenmelerinin sebebi şimdiye kadar azabı tatmış olmalarıdır. Eğer azabı tatmış olsalardı Kur'an'a kesin kes inanır ve iman ederlerdi buyuruyor Allahü Teala. Buradaki istifham edatı ünzile mazi buradaki meçhul. Evet aleyhi mehrubi kayisari ezzikru naibi fail burada geldi naibi faildir. Meşhur olduğu için fiil. Min beynina mefru bi kayisari bel hıdra bedatı dedik. Hüm mübdeda fi şekkin şibi cümle olarak haberdir. Mahallen merfu. Min zikri muzafileh olarak zikri benim zikrim evet Kur'an burada anlaşılmaktadır. Nedir? Mefru bi kayisari'dir. Bel yine ıdraptır. Geçiş için kullanıldı. Lemma cezmedatıdır. Yedü kum muzari fiil, lemmadan dolayı meczum, cezm alameti bi hasbin nun ve faili, adabi de mefru bi sarih olarak gelmektedir. Em indehüm hazainu rahmeti rabbikel azizil vehhab. Evet. Em indehüm hazainu rahmeti rabbikel azizil vehhab.
Bu ayet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğe seçilmesini yadırgayan müşriklere nedir? Bir cevaptır. Yani Yüce Allah'ın rahmet hazineleri onların elinde mi ki peygamberliği dilediklerine versinler, dilediklerine de vermesinler? Yüce Allah peygamberliğin Allah'ın bir lütfu olduğunu, onu kullarından dilediğine lütfettiğini bildirmek istiyor burada. Çünkü o güçlüdür, mağlup edilemez. O dilediği şeyi dilediğine bağışlama yetkisine nedir? Sahiptir. Buyuruyor Allahu Teala. Buradaki atıf edatıdır. Hinde hüm zarf ve muzaf ile beraber haberdir. Mukaddem haberdir. Hazainü de muahhar mübteda, muzaf rahmeti, muzaf ileyh, rahmeti muzaf, Rabbi muzaf ileyh, Rabbi muzaf, ke muzaf ileyh, el azizi, evet, el vehhab, bunlar da Rabbike'nin nesidir, sıfatları olarak gelmiştir. Em lehum mülkü semavati vel ardu ve ma beynehüma, فَلْيَرْتَغُوا فِي الْاَسْبَابِ buyuruyor Allah-u Teala. Evet. Yoksa göklerin ve yerin mülkünden bir payları mı var? Bu da bir kınama ve yadırgamadır. فَلْيَرْتَغُوا فِي الْاَسْبَابِ eğer bunlardan bir payları varsa kendilerini göklere ulaştıracak yükselme vasıtalarına binsinler ve kainatın işlerini planlasınlar. Bu onlarla bir alay ve eğlencedir. Yüce Allah onlarla gayet güzel bir şekilde ne yaptı? Burada alay etti ve şöyle buyurdu. Onlar eğer mahlukatı idare etmeye ve rahmeti bölme hususunda tasarrufta yetkiliyseler, bu kimin peygamberliğe layık olduğu ve kimin de olmadığını ayırt edebilecekleri hikmete sahip iseler, kendilerini arşa ulaştıracak yükselme araçlarına binip yükselsinler de arşa kurusunlar ve kainatın işlerini idare etsinler, istedikleri kimseye vahiy indirsinler. İşte bu onlarla aşırı derecede bir nedir? Alay ifadesidir. Evet. Em atıf lehüm yine öne geçmiş olan haberdir. Çibi cümle olarak mahallen merfu. Mülkü mübteda muzaf es-semavati muzaf ile vel ard semavat üzerine matuf. Vav atıf ma burada yine matuftur. Evet beynehüma o da zarftır ve mef'ul bir isarettir. Fe burada rabıt. Lam lamul emir. Yertegu da fiil muzari lamul emirden dolayı kendisi meczun. Cezm alameti bi hasfin nun ve faili fil esbab da mef'ulü bih gayri sahih olarak bulunmaktadır. Cündün ma hünalike mehzumun minel ahsabi. Evet. Cündün kelimesinin burada nekre getirilmesi azlık ve küçümseme ifade eder. Ma edatı bu azlığı pekiştirir. Yani onlar sadece Allah'ın peygamberlerinin başına toplanmış kafirlerden oluşan az bir ordudur. Pek yakında hezimete uğratılacak ve dönüp gideceklerdir. Söylediklerine aldırma, hezeyanlarına aldırış etme. Bundan sonra Yüce Allah onların kafir seleflerinin başına gelen azap ve helaki de ne yapmaktadır? Bildirmektedir. Evet, cündün burada haberdir. Ve merfudur. Mübdedası nedir? Mahsuftur. Hüm cündün takdirindedir. Yani mübdeda burada nedir? Hasfedilmiştir. Ma zaittir. Hünalike mehrubi burada sarihtir. Mehzumun de sıfattır. Minel ahsabi mefrubi gayri sahih olarak gelmiştir. Kezebet kablehum kavmi Nuhin ve Adun ve Firavnu zül evtad.
Evet, Kureyş kafirlerinden önce de birçok millet peygamberlerini yalanladı. Nuh ve Hud kavmi onlardandır. Hud kavmi Ağat kabilesindendir. Yalanlayanlardan biri de güçlü ve sağlam mülk veya kalabalık bir topluluk sahibi Zorba Firavun'dur. Firavun işkence yapmak istediği kimselerin ellerine ve ayaklarına 4 tane kazık çaktığı ve ölünceye kadar öylece bıraktığı için kazıklı manasına gelen Zülevtat diye isimlendirilmiştir. Bu bir görüşe göre de yeryüzünde kazıklar gibi sabit duran büyük ehram ve piramitler, binalar yaptırdığı için buna bu isim ne yapılmıştır? Bu şekilde verilmiştir. Evet, kezzebet mazi fiildir. Fetacere mebni tatayi teğnis gable mehulvi sarih kavmün kavmün yok da izafetle beraber kezzebetin nesidir? Failidir. Ve adün ona matuftur. Ve firavunu ona matuf. Zül evtat da firavunun nesidir? Sıfatıdır. Yani saltanat sahibi veyahut da kazıklar sahibi anlamındadır. Ve semudu ve kavmü ludin ve ashabül eyke ulaikel ahzab. Evet. Salih aleyhisselamın kavmi olan Semud, Lut kavmi ve Şuayb aleyhisselamın kavmi olan Eyke, yani birbirine girmiş çok ağaçlı bölgenin halkı da peygamberlerini yalanladı. Ulaikel ahzab. İşte onlar peygamberlerin başına toplanan kafirlerdir ki Allah onları yok etmiştir. Allah'ın elçisini yalanlayan o kafirler, seleflerinin başına gelenlerin kendilerinin başına da gelmesinden sakınsınlar buyurdu Allah-u Teala. Ve Semud, buradaki Ad ve Firavun üzerine matuf ve Kavm-i Lut onun üzerine matuf ve Ashab-ı Eyke'de Kavm-i Lut'un üzerine matuftur. Muzafiye bunlar. Hülaike mübdeda, ismi işaret, mebni mahallen merfu, ahsabı da onun haberi ve merfudur. İn küllün illa kezzeber rusulü fe hakka ikab. O ordular ve milletlerden her biri kendilerine gönderilen elçiyi yalanlamaktan başka bir şey yapmadılar. Fe hakkal ikab. Dolayısıyla onlara azabım sabit ve vacip oldu. Evet, bu ayet sonlarına riayet için ikab kelimesinin sonundaki ikabi şeklindeki mütekellim yası söylenmemiştir. Bu Kur'an'ın icazıyla ilgili bir metottur. Evet. İnnefiye dağıtı küllün mübdeda illa istisna kezzebe mazi fiil faili hüvedir. Bu da küllün mübdedasının haberi mahallen merfu er usule mefru bisari fe atıf hakka mazi fiil. Fetacere mebni ikabi o da nedir? Faildir. Sondaki kesra mütekellim yasından ivaz yani bedel olarak gelmiştir. Ve ma yenzuru haulay illa sayhaten vahideten ma leha min fevak. Mekke kafirleri, o müşrikler tek bir üfürmeden başka bir şey beklemiyorlar. İsrafil o üfürüğü sura üfürecek. O zaman hepsi ölecekler. Mâ lehâ min fevâk. Bu üfürüş ne durumda olacak? Ve efendim ne duracak ne de tekrarlanacak. Bu üfürüş tekrarlanmayacak. Tefsirciler şöyle derler. Yani bir sayha geldiğinde devenin iki sağımı arasındaki mesafe kadar kısa bir süre dahi gecikmeyecek. Fevak iki sağım arasındaki zamandır. Çünkü sayha belirlenen vaktinde gelir. Bu vakit ne öne gelir ne de geç kalır. Yani sayha sadece bir üfürüştür. Ne ikilenir ne de tekrarlanır. Yani bir defa ne yapılacaktır? Bir sayha olarak ortaya çıkacaktır. Buyuruyor Allah-u Teala bu ayet-i celilesinde. Evet, vav istinafiye manefiye dağıtı yenzuru muzari fiil haülayı onun faili
ve mahallen merfu illa istisna sayhaten merful bisarih vahideten sayhatenin sıfatı mani fiileha yine haber öne geçmiş min harfi cer ama zait fevadinde min zait olduğu için mübtedadır ve mahallen merfudur. Ve galu rabbena accil lena qittana qable yevmil hisab. Mekke kafirleri alay ve eğlence üslubuyla dediler ki ey Rabbimiz eğer durum Muhammed'in dediği gibi ise kıyamet gelmeden önce korkuttuğun azaptan payımızı hemen ver. Bunu sadece alay yolunu söylediler. Bu Yüce Allah'ın senden azabı çabucak istiyorlar mealindeki ayetine nedir? Denk olarak gelmiştir. Bu ayet Ankebut suresinde bulunmaktadır 53. ayet-i kerime olarak. Evet, vav atıf galu mazi fiil, damme üzere mebni vav fail, Rabbena nidası mahsup minada, üslubu mansup, acil emir fiil, sükun üzere mebni faili ente, lena mefru bisari, gıttana mefru bisari, kable zarf, muzaf, yevmi muzafileyh, yevmi muzaf el-hisabi de yine muzafileyh olarak gelmiştir. Bu zarf cümlesi de nedir? Yine fiilin mef'ulü bih sarihidir. İsbir alâ mâ yekûlûne ve zkür abdenâ Davûde zel eyd innehu evvâb. Evet. İsbir sabret. Ey Muhammed onların yalanlarına sabret. Çünkü onlar Allah'a karşı senin efendim yardımcındır. Bu ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir teselli vardır. Kafirler için bir tehdit vardır. Veskür abdena Davud ezel eyt. Dinde ve bedende kuvvet sahibi, sabırlı, şükredici o peygamber kulumuz Davud'u aleyhisselam hatırla ki o bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Gecenin yarısını ibadetle geçirirdi. İnnehu evvabün, o Allah'a çokça başvuran, çokça yönelendir. Evvab, Allah'a çok başvuran demektir kelime itibariyle. Müşriklerin sözü dini hafife alma anlamına geldiği için Yüce Allah peygamberine onların eziyetlerine sabretmesini emretti. Davud, Süleyman, Eyyub ve diğer peygamberler kıssalarını ve başlarına gelenleri anlattı. Onlar bunlara sabrettiler. Neticede Allah onların sıkıntılarını giderdi ve akıbetleri en güzel bir akıbet oldu. İşte sen de öylesin, sen de sabredersin, senin akıbetin de en güzel bir akıbete dönüşür buyurdu Allah-u Teala. İsmir burada emir fiildir. Faili vücube müstetir ente ala ma yekulün ala harfi cer ma da ismi mevsul bu da mefru bir kayısari yekulün fiili muzari merfraf alamet müsbutunun vav faili vedkür vav atıp üzkür yine emir fiil fail vücube müstetir ente abdena mefru bir sari izafetle davude abdeden bedeldir bedeli külmünel kül evet Zel eydi, o da Davud'un sıfatıdır. Evet, innehu müşebbehü, innenin ismi evvabinde, innenin haberidir. İnna sekharna el cibale ma'ahu yusebbihne bil aşiyyi vel işrak buyuruyor Allah-u Teala. Dağları Davud'un emrine verdik. Sabah akşam onunla birlikte tesbih ediyorlar. Dağların tesbihi mecazi değil, gerçektir. Bu Davud Aleyhisselam'ın bir mucizesidir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurdu. Ey dağlar ve kuşlar onunla beraber tesbih edin buyurdu Allah-u Teala Sebe Suresinde. Evet. İnne huruf müşebbehe bil fiil. Na onun ismi sekharna mazi fiil. Efendim ve innen haber mahallen mefu ecbale mefru bisari me'ahu mefru bi gayri sari yusebbihne bu muzari fiildir. Evet nun onun nesidir?
çıkmak üzere mebnidir. Nun failidir. Bil aşiyyi mef'ul bi gayri sarih ve işrak da aşi üzerine nedir? Matuftur. Ve tayra mahşuraten küllün lehu evvabün. Ve tayra mahşuraten küllün lehu evvabün. Buyurdu Allahü Teala. Kuşları da toplu halde onun emrine verdik. Hepsi onunla birlikte tesbih ederler. Dağlar ve kuşlardan her biri tesbih ve takdis ederek Yüce Allah'a itaat edicidirler. Kuşlar Davud Aleyhisselam'ın yaptığı tesbih gibi tesbih eder. Onun namesi gibi nameler çıkarırlardı. Havada uçmakta olan bir kuş ona uğrayıp da zebur okuyarak terennüm ettiğini duyunca havada durur ve onunla birlikte tesbih ederdi. Yüksek dağlar da böyleydi. Onunla birlikte nameler yapar ve ona bağlı olarak tesbih ederdi. Evet, evvab burada itaat anlamına kullanılmaktadır. Ve tayra burada matuftur. Evet, matuf, dolayısıyla mansup. Mahşuraten de haldir, mansup, nasb alamet fetha. Küllün mübteda, lehu evvabın önüne gelmiş olan mefru bi garisari evvabın da haberdir. Ve şedetna mülkehu ve ateynahül hikmete ve fasl-el hitab. Evet, onun mülkünü kuvvetlendirmek ve onu heyet, zafer ve çok orduyla sağlamlaştırdık. Ve ateynahül hikmete, ona peygamberlik, anlayış ve işlerde isabeti de verdik. Ve fasl-el hitab, muhatabın anlayabileceği açık konuşma özelliği verdik. Yani hükümlerde ve anlamada isabet verdik buyurdu Allahü Teala. Yani hak ile batılı ayıran bir ifade verdik. Davud Aleyhisselam'ın yönetimi kuvvetliydi. Devletini hikmet ve temkinle idare ederdi. Hikmet ve kuvvetle tereddütsüz kesin hüküm verirdi. Bu da yönetim ve idarede son derece mükemmelliğini göstermektedir. Evet. Ve şedetna, burada mazi fiil, vav atıf, şedetna mazi fiil, şükür üzere mebni, na faili, mülkehu, mef'ulü bissari ve ateyna, yine mazi fiil, şedetna üzerine matuf, şükür üzere mebni, na faili, mef'ulü bissari, el hikmete, yine mef'ulü bissari ve fasl-ı hitab ile izafetle beraber, onun üzerine nedir? Matuf, hikmetin üzerine matuftur. Ve hel etake nebe'ül hasmi iz tesevverul mihrab. Evet. Şimdi burada bu soru dinleyeni hayrete düşürmek ve kendisine söylenenleri dinlemeye teşvik içindir. Nitekim sen arkadaşına şöyle dersin. Bugün ne oldu biliyor musun? Bu ifadenle sen arkadaşını ne yapmaktadır? Sözü dinlemeye teşvik etmek istiyorsun. Yani ey Muhammed, ibadet ve itaatle meşgul olduğu bir zamanda Davud'un yanına mescide tırmanan hasımlar grubunun haberi sana geldi mi? Evet, hasımlar grubunun haberi sana geldi mi? Yani burada vav istitna fiye, hel istifham edatı, etake mazi fiil, nebel hasımda, hasımlar grubu bu nedir? Fail, etakenin failidir. Muzaf muzafileyhtir. İl zaman zarfı mef'ul bissari. Tesevveru mazi fiil. Damme üzere mebni vav faili. El mihrabe de onun mef'ul bissarihidir. İz dehalü ala Davude fefezi'a minhum galü la tehaf hasmani bega bazuna ala bazın fahküm beynena bil hakkı ve la tüştit vehdina ila seva israt. Buyurdu Allahü Teala. Evet, burada izdehalü ala Davude fefezi'a minhum. Onlar duvarın üstünden yanına girdiklerinde Davud onlardan korkup titredi. Davud Aleyhisselam'ı ibadete tahsis ettiği bir zamandı bu. İzinsiz ve kapıdan başka bir yerden girdikleri için onlardan korktu.
قَالُوا لَا تَخَفْ حَسْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا لَا بَعْضٍ. Dediler ki bizden korkma. Biz birbirlerinin hasmına tecavüz etmiş iki hasım grubuz. فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ فَلَا تُشْدِدْ. Aramızda adaletle hükmet, hükmünde haksızlık etme. وَهْدِنَا اِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. Bize apaçık doğru olan yolu göster dediler. Bu giren iki kişi. Evet, idi burada zaman zarfıdır. Dehalu mazi fiil, damme üzere mebni vav faili. Ala davude mefru bitkalisari fe atıf fezi'a mazi fiil hüve faili minhüm. Mefru bitkalisari kalu mazi fiil damme üzere mebni vav faili. La tehaf, la nehi ve cezmedatı tehaf ve muzari fiil. Ve la'dan dolayı meczum faili ente, hasmani burada haberdir ve mübdedası mahsuftur. Yani şöyle, nahnu hasmani, biz iki hasım grubuz demektir bu. Nahnu mübdeda, mahsuf, hasmani haber, baga mazi fiil, bağduna fail, ala bağdın mefrubi gayisari, fe rabıt, İhküm burada emir fiil. Çünkü üzere mebni ente faili. Beynena mefru bisarih bil hakkı. Mefru bi gayisarih. Vela yine nehi ve cezmedatı tüşnit. Emir fiil burada la'dan dolayı muzari fiildir ve mezumdur. Faili entedir. Vehdina emir fiildir. Ve faili entedir. Na mefru bisarih. İlâ sevâ istirâdı ise izafetle beraber mefru bi gayri sarihtir. İnne hâdâ ahî lehu tis'un ve tis'une na'ceten veliye na'cetun vahidetun fegâle ekfilnîhâ ve azzenî fil kıta. Bu ayet iki hasım arasındaki başlangıçtır. Onlardan biri dedi ki bu arkadaşımın 99 koyunu, benim ise bir koyunum var. Evet, buradaki bazen nace kelimesi evet kadından da kinaye olarak kullanmaktadır. Bu takdirde maksat şöyle oluyor. Onun karısı efendim 99 karısı vardır. Benim de bir karım vardır. Gari ekfil niha böyleyken onu da benim mülküme ve kefaletimin altına ver dedi. Ve azzeni fil kitap, tartışma da bana baskın çıktı, sert ve katı sözler söyledi, dedi Davud Aleyhisselam'a. Evet, burada, şimdi ayet-i kerimeye bakıyoruz. İnne hurumşebbe hâdâ, burada İnnenin ismi, ismi işaret, mahallen mağsup, ahi, onun nesidir, haberidir. Lehu, öne geçmiş haber, tis'un ve tis'une'de mübdedadır, onun üzerine matuftur. Na'cetin temizdir, veliye yine öne geçmiş haber, na'cetin mübdedadır, vahidetin onun sıfatıdır. Fe atıf gale mazi fiil ve hüve faili ekfilni bu da emir fiildir. Ente faili buradaki ha mefru bisari ve azze mazi fiil hüve faili ni mefru bisari fil kitabi o da nedir? Mefru bi gayri sari olarak gelmiştir. Gale legat zalemeke bi suali na'citike ila ni'acih ve inne kesiran min el hulata'i le yebghi ba'duhum ala ba'zin illa lidine aminu ve amilus salihati ve qalilun ma'hum. Evet. Ve zanne davudu ennema efendim fetennahu festağfera rabbehu ve harra raki'an ve enab. Buyurdu Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. Legat, kale dedi ki legat, zalemeke bi suali na'cetike. Davud aleyhisselam ona dedi ki vallahi
koyunu senden alıp onunla kendi koyunlarını yüze tamamlamak istediği için sana zulmetmiştir. Ve kethîran minel hulatâ'i, şüphesiz ortaklardan çoğu birbirinin hakkına tecavüz ederler. İllezîne âmilû ve âmilüs sâlihâti ve galîlün mâhüm, ancak iyi iş yapan müminler hariç onlar haksızlık yapmazlar. Bunlar azdır. Ve zanne Davud ennema fetennâhu, Davud aleyhisselam bu olayla ve hükümle kendisini imtihan ettiğimizi kesinlikle anladı. Festağfera rabbehu ve harra râki'an ve enâb. Bunun üzerine Allah'tan bağışlamasını istedi ve secdeye kapandı. Kendisinden meydana gelen kusurdan dolayı pişman olup tevbe ederek Allah'a döndü. Bu kıssa hakkında müfessirler peygamberlerin makamlarına uygun olmayan şeyler anlatmışlardır ki bunları burada zikretmek caiz değildir. Ayetin zahirinin gösterdiğine göre mescidin duvarına tırmanan insanlar, onlar onun yanında kapıdan başka bir yerden ve mahkeme oturumu zamanının dışında gelmişlerdi. Davud aleyhisselam onların kendisini öldüreceklerini zannettiği için korktu. Çünkü o mescitte Rabbine ibadet etmek için tek başına bulunuyordu. Onların mahkeme için geldiklerini anlayınca ve Yüce Allah'ın anlattığı gibi mahkemeleşmek için geldikleri ortaya çıkınca bu zannından dolayı bağışlanmasını istedi ve Allah için secdeye kapandı. Biz şunu kesin olarak biliyoruz ki peygamberler hatadan masumdurlar. Zira onlar hakkında bu hatalardan herhangi bir şeye cevaz vermek şeriatları elbette batıl olur. Ve onların anlattığı hiçbir şeye güvenilmez. Allah'ın kitabında anlattığı onun ifadesine göre ne yapmaktadır? Bu kıssa devam etmektedir. Evet. Bakıyoruz ayet-i kerimeye. Burada gâle mâzî fiil, lam faili hüve, lam kasemin cevabında geldi. Kat tahkik edatıdır, pekiştirme edatıdır. Zaleme mazi fiil ve faalike mefhul bi sarih bi suali naacetike de muzaf muzafile mefhul bi gayri sarih ila niacede, yine iladan dolayı niacihi muzaf muzafile olarak mefhul bi gayri sarih vav atıf inne huruf müşebbe ketiran innen ismi minel huletai mefhul bi gayri sarih le yebgî, buradaki lam tek için geldi. Yeb'i muzari fiildir ve bazuhum faille beraber haberdir. Ala bazında mefru bi karisari illa istisna illediğine müstesnadır. Aminu mazi fiil. Damme üzere mebni vav fail ve amilü salihati hamilü aminu üzerine matuf. Mazi fiil damme üzere mebni salihati mefru bi sari. Vav atıf galilün haberdir. Evet, ma zaittir, hüm de müpteda olarak gelmiştir. Vav atıf zanne mazi fiil, davudu fail. Ennema kafi'l mükafe, fetennâhu, fe burada gördüğünüz gibi, fe tenna fiilin kendisinde mazi fiildir kendisi. Çünkü üzere mebnina faili hüme hübisari. Fe burada atıf, festağfera mazi fiil. Hüve faili, Rabbe mefru bisari ve harra yine mazi fiil, raki'an hal, mansup nasb alameti fetha ve enabe ve atıf enabe mazi fiil, hüve failidir. Fe gaferna lehu zalik ve inne lehu indena le zülfa ve husne me'ab, buyuruyor Allah-u Teala. Ve gaferna lehu zalik, ona müsamah ettik. Ve o iki adam hakkında efendim suizanını bağışladık. Ondan sadır olan ve iyilerini, güzel amellerini, Allah'a yakın olanların günahlarıdır diyerek niteliklerde
onu ne yaptık? Bağışladık buyuruyor Allah-u Teala. Ve inne lehu indena lezülfa. Kuşkusuz bu bağışlamadan sonra katımızda onun değeri ve yakınlığı ve hüsne me'ab, ahirette varacağı güzel bir yeri de vardır buyurdu Allah-u Teala. Ve bu şekilde Davud Aleyhisselam'ın kendisini öldüreceklerini zannetmesinden dolayı doğan bu zannını Allah-u Teala affettiğini burada ne yapmış oldu? Bildirmiş oldu. Fe atıf gafera mazi fiil gaferna, evet, mazi fiil sükun üzere mebni nafaili lehu mefru bi kaysari zalike de mefru bi sari vahu atıf innehu müşebbehe lehu öne geçmiş haber ve indena izafetle beraber gelmiştir ve zarf cümlesidir. Le tekit zülfa da nedir? İnnenin ismidir ve mansuttur takdiran ve hüsneme ab da onun üzerine matuftur. Ya Davudu inna ceallnake halifeten fil arzı fahkum beynen nasi bil hakkı ve la tettebi'il heva fe yuzilleke an sebilillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَظِلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ بِمَا نَيْسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ buyurdu Allah-u Teala bu ayet-i cellesinde. Ey Davud, biz seni işlerini idare etmek ve ihtiyaçlarını temin etmek için insanların başına halife kıldık. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. O halde onların aralarında adaletle ve Allah'ın sana indirdiği şeriatle hükmet. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُزِلِّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Hükümlerinde ve diğer konularda nefsinin arzusuna uyma. Sonra bu arzuya uymak seni Allah'ın doğru dininden ve dosdoğru şeriatından saptırır. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَزِلِّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ. Şüphesiz Allah'ın dininden ve şeriatından sapanlar için kıyamet günü çetin bir azap vardır. İmanesu yevmel hisab. Bu azap onların Allah yoluna girmeyi unutup terk etmeleri ve hesap gününe inanmamaları yüzündendir. Çünkü onlar insanlardı. Kıyamet günü için azık hazırladılar. Evet. Allah'ın Davud Aleyhisselam'ı yeryüzüne halife kılması, onun makamının yüceliği ve Allah'ın onu bu makama seçtiğini gösterir ve peygamberlik makamına yakışmayan şeyi ona nispet eden kimsenin kalbinden bu düşünceleri ne yapar? Bu şekilde izale etmiş olur ve atmış olur diyoruz ve burada 26. ayet-i kerimede buradaki bugünkü dersimizi bitiriyoruz ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Maasselam ile liqa.